Sezen Aksu ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. 2 aydır kirasını ödemiyor diye. Aa. Evet Ali'cim ilgili görsel gelsin. Ben de bilgileri vereyim. Kirayı ödemedi diyor. Haber bu yöndeydi. Bu iddia mı yoksa hani ev sahibinin açıklaması falan var mı? Gerçek olduğu ortaya çıktı ama işin içinde başka işler var. Onu ben size aktaracağım. Önce böyle bir haberle karşılaştığında neler hissediyorsun? Önce bir inanmam. Hani Sezen Aksu'nun kirayı ödemeyeceğine inanmam. İnat yapmıştır derim, bir şey olmuştur derim, ev sahibine sinirlenmiştir derim. Yine yanlış ama inanmam. Ama 2 ay ödememiş. Bakın ben bilgileri... Ömür belki şey de olabilir. Ha, sen bilgileri ver. Hayır söyle bence. Hayır şundan dolayı. Hayır önemli. İlk aldığı önemli. Mesela ben de kendi ev sahibimle bir ara mahkemelik olmuştum. Niye? Yani adam geldi ilk sene benden önce kiracı kirayı ödememiş. Ödememiş. Bir sene kaçmış gitmiş. Evet. Ben de geldim biz de düzenli şekilde ödedik. Adam geldi bana dedi ki ben dedim abi ben çıkıyorum evinden. Nasıl çıkarsın dedi ben çıkıyorum başka eve geçeceğim. Allah aşkına çıkma zammam da yapmıyorum vesaire. Lütfen kal otur sen düzgün efendi çocuksun. Namuslusun bak paramızı peşin peşin ödüyorsun vesaire bilmem biraz yaşlı da bir amca. İyi peki amca o zaman dedim kırmayayım. Zammam yapmadık yeni sözleşme falan da yapmadık. Abi 2 sene oturdum ben. 2 sene sonra sen kalk mahkemeye git. Ciddi misin? Faizleri maizlerin hepsini bana 20 bin TL'lik dava aç. Ne oldu mahkeme? Ondan sonra gazetelere de yansıdı Nihat Doğan kirasını ödeyemiyor. Yani bak ben onun için söylüyorum. Ben de diyorum ki işte bunun gibi bir şey mi acaba şimdi bilmediğim için. Ben hemen bilgileri vereyim. Sezen Hanım'ın videoları da varsa gelebilir. Hep aynı fotoğraflar dönmesin. Şimdi Türk Pop Müziği'nin minik serçe lakabı Sezen Aksu Küçük Su'daki stüdyo evinin 11 bin liralık 2 kirasını ödememiş. İddia bu. 11 bin lira 22 bin lira. Evet, mahkeme yolu gözükmüş diyor. Anadolu yakasında bu Küçük Su stüdyo olarak kullanıyormuş ve dostlarını ağırladığı bir evmiş. Mal sahibinin aynı senin başına gelen olay gibi sözlü ikazlarını aldırış etmemiş diye yansımış. Ama niye? Bir dakika. Kanlıca Küçük Su müstakil olması ve komşulara fazla ses getirmesinden dolayı hani stüdyo olarak kullandığı için tercih ediyormuş. Fakat sonunda anlaşılmış ki arkadaşlar hemen o bilgiyi vermek durumundayım. Bu Sezen Aksu'nun suçu değilmiş. Muhasebecisinin kurbanı olmuş. Sezen Aksu. Bakın dün basında çıkan Sezen Aksu kirasını ödeyemedi haberlerinin aslı ortaya çıktı. 2 aylık kirası ödenmeyen minik serçe muhasebecisinin unutkanlığının kurbanı oldu. Haber i̇şte bu. Abi dediğin gibi sıkıntı yani. Sıkıntı var. Seninki daha felaket ama yani sen kandırılmışsın. Ya benimki tam bomba ya. Bir de ben dava etti. Beni kazandı işte davayı kazandı ya. 20 bin lira mı? 20 bin TL'lik mi? Sercan biliyor. Sercan kaç böyle vallahi bilmiyorum da yani. Ama niye muhasebeci böyle bir şey atlar ki? Stüdyo derken ben sandım ki hani stüdyo bir tip bir evi var. Hani orada da arkadaşlarını ağırlıyor. Ama stüdyo ağırlıyor. Kavucudaki evi o villa zaten değil mi? Adam ya benimki çok komik ya. Benimki müstakil açıyordu. Ömür benim adam da maşallah acıdı ama böyle telefon açıyordu yemin ederim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah Nihat kardeşim diyordu. Aha, ben de diyordum ve berekatuhu canım abim nasılsın? Ay Müslüman kardeşim. Böyleydi yani adam. Görsen 3 umre 5 hac yapmış. Şöyle ya ben mübarek bak bak mübarek. Adama en son dedim ki. Ya dedim kardeşim hadi dedim bir hakkın varsa hakkını iste. Hakkını mesela hani arttırım yok mu arttırım tamam, paranı arttırım. Tamam aynen öyle. Onu yani, iste o hakkındır. Diyelim işte 3 kuruş veya diyelim 5 TL kira ödüyorsun. Olması gereken işte tefe tüfe neyse %10 mudur nedir onun hakkı. 6 TL o 1 TL'nin parasını iste onu da vur mesela 2 sene 3 sene. Adam ya dedim bir de faiz hem Müslüman diyorsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü diye telefon açıyorsun bana dedim. Telefonu böyle kaldırıyorsun. Bir de faizini istiyorsun partnerin dedim ya. Bir de faizini bu de istiyor biliyor musun? Dini bir ağızla bak, konuşan Göktürk'te bir insan. Oturdum o Göktürk'te oturup bıraktım şimdi yeni şeye geçtik tabii. Başka bir siteye geçtim. Ama yani o adam inanılır gibi değil ya. Öyle çok insan var. Ya yani. Faizini dedim ki sana dedim Allah Allah sana bırakıyorum dedim yani. Sen kefenin cebi var. Olsun dedim sana ya. Kefenin cebi var. Paranı iste hakkını iste. O yüzden mahsustan bir şey söyleyeyim mi? Mahsustan gittik mahkemeye faiziyle beraber davayı kazandı. Yani faiz de yedi. Tabii yedi indirdi. Hemen cebellezi evladım bir anda Müslümanlık İndirilmiş. Falan kalmadı. Babacığım ya, böyle, böyle insanlar çok, da evet. Var tabii. Bakın Sezen Aksu'nun menajeri Sibel Algan şunu demiş. Bu işleri doğrudan Sezen Hanım yürütmez. Olay ödeme işlerine bakan arkadaşların yani muhasebecilerden bahsediyor. Bir karışıklık yapmış olmasından kaynaklı. Bir gecikme olmuş ama ev sahibiyle karşılıklı anlayış ile
bu olay halledildi demiş Sezen Aksu'nun menajeri. Bu gayet normal kardeşim. Ben kiramla benim. Ben onunla da mı ben uğraşayım yani? Tabii bu artık. Tabii canım. Sezen Hanım'ın bu işleri birilerine devretmesi ki devretmiş ama muhasebecinin yaptığı hata da normal bir hata değil yani. Muhasebeci de tabii parayı yani unutacaksa ne yapacak? Ne işi var? Hmm. Hani başka ne iş yapacak yani? Muhasebeci de yemek yapmayacak ya. Parayı takip edecek yani. Olmaz. Herkes işini yapsın. İnsanlar işsiz dolu. İstihdam. Bak istihdamı doğru kullanılmayan durumlarda ben sinirleniyorum. Hmm. Mesela bir garson var. Servisi getirirken davranıyor. İlgisiz davranıyor. Müşteriye saygısız davranıyor. Üzülüyorum. Çünkü bir sürü insan işsiz ve garson olmayı bekliyor. Üzülüyorum. Boşa yapılan yerlere üzülüyorum. İşgal edilen yerlere. Evet, şimdi şunu hatırlatalım hemen. Ama işte ben hep söylüyorum, herkes fıtratınca davranır, fıtratınca hareket eder. Yani bu tarz insanlar olmasına rağmen biz merhametten, adaletten ve hakkı adaletle adil bir şekilde ayakta tutanlardan olmaya devam edeceğiz sevgili Ömür. Evet.